Evet, yavruyu görüyorsunuz. Şekil A1. Muhtemelen burada hızlandıracağım çünkü bir arabayı yıkaması neredeyse 15-20 dakikayı buluyor. Video çok uzun olur. Buyurun dostlar, buyurun. Halil İbrahim sofrasına diyorlar ya. Bak şimdi, elin pizzasına bir Türk dokunuşu yapacağız. Bu gördüğünüz peynirli pizza, içinde herhangi bir domuz yok. Bildiğim klasik sucuktan üstüne 3-4 tane atacağım. Biraz soğan, biraz domates. Var ya, harika bir pizza olacak. Hep beraber göreceğiz. Arabanın dışını yıkadım, lastikleri de temizledim bir güzel. Belki yanak çekerim tekrar. Sonra tekrar içeri doğru bir temizliğe başlarım. Böyle hani oturup göbek yapmaktansa biraz spor yapmış oluyoruz. Arabanın içinde niye yiyorsun diyenlere de, bizim dışarıda dolabımız yok. Şu anda çok rüzgar var ve kartonum yok. Rüzgar maalesef tüpün ateşini söndürüyor. Bu yüzden şimdilik içeride yapıyorum ama camlar, pencereler açık olduğu için havalanıyor güzelce. Bana kolay gelsin. Şöyle bir maşallah sucuklu pizza yemeyeni çok olmuştu. Afiyet olsun, canı çekenlere de inşallah nasip etsin Rabbim. Güzel oldu değil mi? Bir de zeytin. Aa, zeytin de var lan, atarım bunun üstüne zeytin. Haydi Allah'ım. Gördüğünüz gibi işlem hazır kardeşlerim. Bu işin bize maliyeti ne kadar derseniz, şu gördüğünüz hazır pizza 12 zloti. Yani 12 lira düşün. 12 lira. Üstündeki malzemeler de 7-8 lira tutsa, taş çatlasın 20 liraya abi. Çok profesyonel bir pizza yaptırdık. Türkiye'de şöyle bir pizza kaç paradır bilmiyorum. Bunun boyutu 30 santimetre. Küçük pizza diyoruz biz buna burada. Şöyle bakın. Sucuklarıyla, zeytinleriyle, domatesleriyle hakikaten güzel bir şey oldu. Pişince daha da güzel olacağına eminim. Ben bunu yavaştan kaynamaya atarken dışarıda işlerimi yapayım. Hoşça kalın. İnşallah olmayan kardeşlerime de Rabbim nasip etsin. Helal edin kardeşlerim hakkınızı. Sizde bir göz hakkı var burada sizden kalan. İnşallah helal edersiniz. Dostlarım şöyle parlak bir şey aldım. Folyo tarzı bir şey. Folyonun biraz daha böyle kalın malzemesi. Çin'den geldi. Bunu bir şimdi şeye, kapı kollarına çekeceğim bakalım. Nasıl gözükecek merak ediyorum. Bakalım olacak mı, yapabilecek miyiz? Kıvırabilecek miyiz, hep beraber görelim. Bu arada kapının kolunu da göstereyim size. Şurası, şu kapının koluna yapacağım bunu inşallah. Şimdi bir ilk deneme. Hadi bakalım. Ya herro ya merro derler ya. Her zamanki gibi hesap hatası yaptım. Şurası açık kaldı. Şimdi folyoyu tekrar kaldırıp şuraya en önden başlamam lazım. İşte acele işe şeytan karışır derler ya. Hakikaten çok acele ediyorum. Bakalım olacak mı? Neyse. Elimden geleni yapmaya çalışacağım tekrar. Sökeyim. Az önce amcanın biriyle tartıştık. Polonyalı bir amca geldi. Aslında adam söylediği şey de haklı. Sen diyor ki bak diyor, senin araban diyor gece boyunca çalışacak diyor, böyle tır 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 diyor. Niye buraya çektin diyor, herkesi rahatsız ettin diyor. Biraz uzağa çekebilirdin diyor. Adamın söylediği şey haklı. Ama söyleme şekli çok kötüydü. Küfür ederek geldi yanıma. Dedim bak amca yaşlı insansın, yapma. Küfür etme dedim. Güzelce söyle. Haklısın dedim ama yani bir de şunu düşün. Bu park dolu olduğu zaman, yanına biri gelip park ettiği zaman bir şey diyebiliyor musun? Diyemiyorsun yani. Herkes her yere çekmekte özgür. Artı rahatsız olduysan arabayı zıplat, uzaklaştır.
Sen Türk müsün, Polonyalı mısın? Değilim dedi. Belli oluyor zaten. Dedim iyi ki Polonyalı değilim yani. Polonyalı olsam senin gibi dedim kültürsüz olurdum dedim. Küfrederek konuşurdum. Ben Türk'üm dedim. Küfretmiyorum. Güzel konuşuyorum dedim. Alacağım gerçi birazdan da yine de ileriye. Sıkıntı yok. Bu arada yaptım. İğrenç oldu ya. Yani şuralar sürekli bombel. Şu kısmı bir türlü dönüş olayını bir türlü alamadım kavisi. Yani hakikaten bilmeden yapınca iğrenç oluyor. Yani malzeme güzel aslında. Malzeme o parlaklığı, krom parlaklığını veriyor açıkçası. Ama yine de beceriksiz bir şey olduğu için, yapım aşaması beceremediğim için öyle oldu. Neyse, diğer tarafa da yapayım da bari kötü mötü şey kalmasın, böyle arada kalmasın. Bir de gidip pizzaya bakacağım neler olacak. Birazdan arabayı bağlarım geri. Şöyle ileriye doğru atlatır götürürüm ya. Bu sefer de öbür adam isyan edecek. Kardeşim niye bana getirdin diyecek. Vallahi bilmiyorum. Ya da geri atlarım. Evet, geri atlarım daha iyi. Selamun aleyküm beyler. Çılgınlıklara, acemiliklere hoş geldiniz. Aslında bugün burada ben 24 saatlik mola veriyorum. Az önce şuradaydı benim aracım. Tam şu tuvalet var orada. Şurada tuvaletin dibine park ettim. Filipo da çalışıyor sürekli maalesef. Neyse, ben arabayı yıkadım bakadım, tekerleri parlattım. Şuradaki iki tır şoförü, şu tanker şoförü galiba, çıktı geldi yanıma. Polonyalı ihtiyar, 75 yaşında, 75-80. Şimdi kardeş dedi, sen dedi niye buraya park ettin? Sen dedi frikosun, fır 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 çalışıyor, hepimiz mi uyumayalım? Şimdi içimden dedim, haklı adam yani, eyvallah, şurada park bomboş yani, bugün pazar olduğu için cumartesi bomboş. Adam haklı. Tam çekeyim derken arkasından küfür etmeye başladı. Bu arada küfür bana değil ha. Yani dizdeki sokak küfürü gibi, hani böyle bir şey konuşurken içine küfür katarsın, onu ben söylemeyeyim, anlamışsınızdır, en popüler küfür. Öyle konuştu, ben de dedim ki bak küfürlü konuşma. Neden dedi? Küfürlü konuşma. Ben Polonyalı değilim dedim. Ben Türk'üm dedim. Biz küfürlü konuşmayız fazla. Konuşma dedim. Ondan sonra başka bir Litvanyalı şoförü gördü. Şu hemen yanda bir araç daha var. Onun şoförünü çağırdı. Gel 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 kolega. Bak dedi şunun bize yaptığına bilmem ne. İşte. Dedim ya amca git. Ben artık muhatap olmadım. Gülüyorum. Amca anlatıyor, ben gülüyorum. Başka iş yapıyorum ben. İspanyalı dedi ki yani yapacak bir şey yok, adam buraya çekmişse çekmiş yani. Amca dedim yani bak bu parklar doluyken dedim yanına sağına soluna friko çektiği zaman dedim böyle konuşuyor musun? Yok. Yani tamam hadi boş şimdi anlıyorum da. Dedim neyse. Çekmeyeceğim ya, çekmedim, o gitti zaten. 1 saat 2 saat falan gitti. 1 saat 2 saat sonra pişman oldum, çektim. Çektiğime de pişman oldum. Niye? Şeyi bozdum. Takografı bozdum. 24'e yatmıştım. 3 saat araba yatmıştı. Bir dakika ileri geri alayım dedim arabayı. Bozdum. Takografı bozdum. Yani iyilik yapacağım derken ben kötülük buldum. Maalesef. Bu arada nasıl arabanın içine edilir diye aksesuar videosu çeksem herhalde yeridir yani. Böyle aklım sıra bir Çin'den getirdiğim o böyle alencelli folyoyla alüminyum tarzı böyle, yani öyle gözüküyor en azından. Yapmaya çalıştım bak. Görüyorsun. Beni de görüyorsun. Abi iğrenç ötesi şeyler oldu yani. Ama işte yediremedim. Dedim yap ya, zaten bu araba dedim hani 2 ay sonra gidiyor benden. Muhtemelen bu benim çıraklık eserim olsun dedim. Ustalık eserinde yakında bir dahaki arabada dedim en azından her şeyi tecrübe etmiş oldum. Yani şu kenar yapıştırmaları mesela, bakın şurada camların dibinde Volvo yazan yapıştırmalar var. Mesela onun birini içten birini dışarıdan yapıştırdım. Acemilik. Oysa ki içten yapıştırmak gerekiyor yağmura vesaireye karşı. Mesela bunu da artık biliyorum. Şu paspaslarla alakalı tam böyle köşeli yapamıyorsun. Dönüşler var. Biraz daha ortalı yapacağım. Bunu öğrendim. Yani hep yeni bir şey öğrendim. Yeni arabamın şurasına bir şey yapacağım. Volvo amblemi yapıştıracağım cama. Kesinlikle. Yani perde gözükmüyor. Daha farklı bir perde alabilirim. Bak şuralara da çektim o alüminyumdan. Ya çok kötü gözüktü. Hakikaten çok iğrenç gözüktü. Yani hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim ama kaldırmadım da ne bileyim. Tekerlere yanak çekecektim. Maalesef şey bandım bitmiş. Boya bandım bitmiş. Normalde bu işi
boya bandını yapıştırıyorsun üstüne. Üstüne maket bıçağıyla yazıların söküyorsun. Çekiyorsun normal boyayı. Çok güzel oluyor böyle. Hiç taşırmadan. Ama şimdi mecbur elle küçük böyle ressamların kullandığı boyayla yaptım. Şeyle, fırçayla. Minik 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 ama çok kötü oldu. Yani gördüğünüz gibi yakından bakınca iğrenç gözüken bir şey oldu. Arkalara da yapacaktım. Hiç ellemedim yani. Artık dedim ki Barış, mahvediyorsun. Mahvetme. Bu arada Dorsey ile şeyi ayırdım birbirinden, çekiciyi. Yani boş, müsait alan. Niye öyle yatayım ki dibinde? Fır 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 fır. Biraz daha geri alacağım. O aradaki mesafeyi bırakmayacağım. Korkuyorum gece. Burası Almanya abi. Her şey mümkün. Çaldılar yani burada. Benim arkadaşım var, Polonyalı. Onun babasının firmasındaki Dorsey'i çaldılar. Soğutucu Dorsey'i. Ve bir daha ne gören ne bulan oldu. Adam zaten buradan çıktı mı azıcık bir şey, şeyleri bir söküyor. Adı nedir? Ya bizim Dorsey'ler en azından logolu da. Onunkiler düz beyazdı. O beyaz şeyleri, plakaları bir söküyor. Başka plakayı bir takışıyor abi. Bitti artık. Yani. Ya neyse işte, dediğim gibi öğreniyoruz be abiler. Ya ne yapalım? Siz de işte anlayış gösterin. Demeyin şimdi abi sen de yani mahvetmişsin deme. Biliyorum mahvettim. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Bunda acemilik ettim. Yeni gelen arabada inşallah daha profesyonel yapacağız. Biz sizin gibi Türkiye'de yaptıramıyoruz bu işleri. Siz Türkiye'de elinizin altında her işi yapan adam var. Yani Türkiye'ye gelsem bir anda hepsini yaptırırım. Lambalar, ledler, bilmem ne vesaire. Şu yer şeyleri falan. Geçen de şunu aldım. Çok beğendim bunları. Çok çok hoşuma gitti. Çok güzel. Perdelerle uyuyor rengi. Zeminle de uyuyor. Güzel oldu. Ledli medli güzel. Yani ya ne olacak abi? Fakir fukara hesabı bu kadar olur kardeşim yani. Şimdi mal sahibi değilim ki. Ne diyeyim, arabaya 100 bin, aksesuara 15 bin harcayayım. Harcayacağımız para bu. Kendi cebimizden 100-200, 100-200 vere vere. Bu kadar oluyor işte. Buna da şükür. En azından el alemin de ol. Yani bize ait olmasa da başkasının arabasına da olsa yeni bir arabaya binme şansına nail olduk. Daha da yenisine bineceğiz inşallah. Bizimle kalın. Abone olun. Abonelikler düştü vallahi, affetmeyin. Yani acımayın abi. Abone olun ya. Basın ya şu şey butonuna. Beğen tuşuna, butonuna basın. Çökertin orayı ya. Yorum yazın. Düştük gene yani. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Ben gideyim akşam namazımı kılayım. Yatsıyı da kılıp yatarım abi. Hayırlı sabahlar beyler. Günaydın. Tır ve seyahatçiler. Neredesiniz? Neredeyim? Neler oluyor? Soruyor vatandaşlar. Neredesin? Mustafa Türkmen kardeşim soruyor. Neredesin abi diyor. Neredeyim abi? Buradayım. Sen neredesin? Yok canım. Seçimler var abi. Ne yapalım Mustafa? Türkiye'nin gündemi olmuş allak bullak. Bir yarısı bir yarısını sevmiyor. Daha doğrusu memleketin bir yarısı bir yarısından, kalan yarısı diğer yarısından hiç hoşlanmıyor. Yani bu ülkede eskiden de seçimler oluyordu. Bu kadar sert, bu kadar şey geçmiyordu ya. Yani her iki tarafın da birbirinden bu kadar nefret ettiği derecede geçmiyordu. Kötü bir şey maalesef. Yani tatlı sert tartışmalarla geçiyordu. Demireller döneminde, Özallar, Demireller, İnönü, Erdal İnönü, İsmet İnönü değil de. Aslında yapalım. Abba, çay devrilecek. Almanya'dayız hala. Cuma gününden beri Almanya'dayız. En son videoyu çektiğimiz yerde Almanya'ydı. Yine Almanya'dayız. Bunun sebebi burada bir bayram tatili var. Pazartesi günü yani. Bugün salı. Dün itibariyle bayram tatili vardı. O yüzden maalesef cuma, cumartesi, pazar, pazartesi burada kaldık. Arada böyle 5-10 kilometre zıplatarak 45 saat mola vermemeyi tercih ettim kabinde. Yasak diye biliyorum. Biraz şüpheli, muammalı bir olay. Kimisi yasak, kimisi değil diyor. Bugün -23 derece donmuş bir yük alacağım. Ne olduğunu bilmiyorum. Berlin istikametine yükleyeceğim. Kuvvetli ihtimal Berlin'den de Polonya'ya yüklerim diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Şu videoları da montajlarım. Bu hafta içi de atabilirim arkadaşlar. Çünkü en son biz sizinle araba yıkıyorduk. Evet şeyde, otoparkta. Şeyde otopark, otopark. Otopark diyebilirsin. Park yani. Park yerinde. Sonra ben cumartesi günü çıktım. Yük boşalttım. Pazar, pazartesi yattık. Şimdi tekrar dönüş yükünü aldık. Ama inşallah hafta sonu Allah nasip ederse evimde olduktan sonra şeye, bir Çek Cumhuriyeti'ne giderim ya. Yeter artık, Almanya gına getirdi. Almanya, Almanya, Almanya. Bu arada birkaç tane yolda beyaz Volvo gördüm. Yeni Volvo. Yani hakikaten çok
güzel böyle dekorasyon, aksesuar yapmışlar. Onlar hoşuma gitti. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. Bakalım çok abartmadan, bu arabada yaptıklarımı yapmadan. Bu araba çok kötü oldu çünkü açıkçası. Hani ama işte hani dedim ya, bu ustalık çıraklık olayı. Bu araba çıraklık oldu. Belki ustalığımız o arabada olur. Ha bir de bizim kendi şahsi cebimizdeki parayla yapmaya çalışıyoruz biz. Altı üstü maaşlı elemanız yani. Tabii ki her şeyin en ucuzuna kaçıyoruz. O da o kadar iş çıkıyor ortaya ancak. Yoksa biz de biliriz, al arabayı götür Türkiye'ye. Bas 15, 20, 30, 40, 50 neyse artık masrafı, yaptır. Cincik gibi getir. Maalesef. Oo, parka bak ya. Çok güzel. Kaykay parkı vardı da. Görüşürüz kardeşlerim. Bakalım ne yükleyeceğiz. Neler yapacağız. Neredeyse gelmek üzereyiz. Almost we come. Neymiş? Ponçek. Neydi lan? Panoçek. Ponçek. Allah Allah. Vallahi sanki... Neresi abi? Nereden giriliyor buraya? Aha, burasıymış. Hayda, ters girin. Yani filmanın içine girdiğim zaman bir şoför arkadaşı gördüm, tır şoförü. Kendisini görünce anladım. Simit, poğaça, pide, ekmek vesaire bu tarz şeyler yapıyorlar ama maşallah çok güzel fabrikalarını kurmuşlar. Hakikaten böyle tam böyle ben ilk girdiğimde Alman sandım yani. Kimse yanlış anlamasın. Bizim milletimiz biraz böyle dağınık çalışıyor genelde. Ama şimdi gördüm ki tam tersi, firmanın sahipleri Türk muhtemelen. Gayet düzenli, gayet sistemli çalışıyorlar. Gayet de güzel yapmışlar fabrikalarını, çok profesyonel. Sağımıza solumuza bakalım da vurmayalım. Çok beğendim maşallah. Böyle olsun mu? Yani Almanya ekonomisinde... Abi bu ne? Almanya ekonomisinde söz sahibi olalım da. Aba o. İşte bu olay güzel olmamış abi yani. Bilmeyen şoför için biraz stres verici bir durum. 12 numaralı rampanın oraya git. Yat zıbar dediler bana. Ofis var orada da arabayı nereye park edeceğim? Bir köşeye çek dedi. Köşe var mı la burada? Ha şurada El Kahve yazıyor. Şöyle dikine gidelim, geri geri verelim burnumuzu. Direklere sağa sola dikkat edelim. Neyse park edelim, bir gidelim söyleyelim. Dünya küçük dostlar be. Az önce sizi ben şeyde bıraktım. Bir poğaça, simit, donmuş pide vesaire, lahmacun da yok da ekmek ürünleri yapılan, un ve unlu mamuller yapılan bir Türk fabrikasında. Şimdi Berlin'e götürüyorum bu yükü. Berlin'e götürdüğüm yerde İşte küçük dünya ya, eski bereket marketleri var Berlin'de. Almanya'da olanlar varsa bilir. Kreuzberg dediğimiz Kreuzberg nasıl okunuyor bilmiyorum. Türklerin olduğu caddelerde, yoğunluk olan yerlerde 4-5 şubesi var. Yük onlara gidiyor. Ben de onlarla çok uzun süre çalıştım. Onlara Polonya'dan tavuk budu ve tavuk göğsü götürüp satıyordum. Hem de iyiydi yani, aramız, muhabbetimiz, sohbetimiz iyiydi çalışanlarıyla da. Şimdi oraya götürüyorum yükü. Hakikaten dünya küçük dünya. Bakalım onlarla oradan birileriyle karşılaşabilecek miyim, yoksa depoya mı götüreceğim yükü? Eğer markete denk getirirsem ve yakın olursam belki ufaktan da bir alışveriş yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Polonya'da alıyoruz bu çay, sucuk ve zeytin gibi malzemeleri. Haliyle Polonya'ya da şeyden geldiği için, Almanya'dan, oraya iki katı fiyatla geliyor. Yani pahalıya geliyor maalesef işte. Hakikaten klasik sucuk, zeytin hoş, Türkiye'de de pahalı şu anda da, burada biz muhtemelen iki katını, üç katını ödüyoruz Türkiye'deki fiyatının, daha fazlasını. Devam ya, devam. İbrahim abi ya. Sen varsan her şey tamam. Neyim varsa götürsünler benden. Paylaşmaya hazırım. İnan. Yalnız seni paylaşamam. Maalesef ya. Sonunu getiremiyoruz artık. Siz zaten biliyorsunuz. Bu benim gibi 80, 90,
75, 80, 90 doğumlular. Bu kuşak zaten bu parçalarla büyüdü hep. Allah'a emanetsiniz. Abone olalım lütfen. Beyler, el atalım. Şu kanala bir el atalım, ittirelim hep diyoruz ya. Olmuyor yani. Ümidimi kaybetmek üzereyim böyle. Bırakayım mı, bırakmayayım mı, boşuna mı uğraşıyorum hesabındayım. Hayırlısı olsun. Allah'a emanet. Sevgili şoför arkadaşlarım, az önce birkaç şeye şahit oldum. Anladım ki takip mesafeni ayarlamazsan gerçekten otobanda bazı şeyler zincirlemelere yol açıyor. Berlin tarafındayım. Yaklaşık karşı tarafta, ben şu anda Polonya istikametine gidiyorum. Berlin tarafına doğru giden araçların olduğu karşı şeritte 30 ila 40 km civarı bir trafik var. Bunun ilk başlama sebebi yol yapımı. Almanların parası bol abi. Yani hakikaten böyle pırıl pırıl asfaltı kaldırıp abi yeniden yapıyorlar. Ne diyeceksin? Neyse, o bizim problemimiz değil. Abi, bu yol yapımından dolayı araçlar hızlı hızlı gelip bir anda yığılmaya başlıyor. Aslında işaret levhaları uyarıyor seni. Birkaç kilometre sonra yol yapımı var, 80'e düş, 60'a düş. Ama gel gör ki biz şoförlerin çoğu bunu pek tınlamadığımız için hala gaz basmaya devam ediyoruz. Ve bundan kaynaklı arkadaşlar 3 ayrı ard arda kaza yaşanmış. Yani bunun her birine de 3'er veya 4'er araç karışmış ve aralıkları 6-7 km arayla. İkinci kaza, üçüncü kaza, dördüncü kaza. Yani abi her ne olursa olsun takip mesafeni ayarlamanda fayda var. Hele hele otoban gibi yerlerde, hele hele biz tır şoförleri 30-40 ton yük taşıyoruz. Öyle frene basınca çat diye durmayan araba bunlar. Her ne kadar yeni teknoloji tırlar, fren sistemleri çok iyi olsa da yine de güvenmemek lazım. Abi 80'se 80, 60'sa 60'a düşürmek lazım arabayı. Buradan sadece şoför kardeşlerime bir uyarı. Ben yaklaşık bir saat sonra Berlin'de olacağım. Muhtemelen bir Türk deposu olacak. Önünde sağında solunda yatabilirsem yatacağım. Türk marketi varsa ufak da bir alışveriş yapalım. Yarın da Polonya. Hafta sonu Allah kerim. Allah'a emanet. Dostlar, Berlin'e geldik. Gelir gelmez de bir karmaşa, bir trafik, o çiviş diyorum tabii ki demek istedim. Türk marketleri nerede bilmiyorum. Yalnız böyle şehir merkezine ne zaman gelsem beni acayip bir stres, bir merak, stres sarıyor daha doğrusu. Nereye gideceğim, gidebilecek miyim? Çünkü bir yanlış dönüş abi tedavisi dönüşü olmayan işlere sürebilir bizi. Şu kameraya bir açı bulmam lazım. Günaydın, hayırlı sabahlar kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Memleket Almanya olunca fakiri de zengin fakirlerden oluyor yani, tabiri caizse. Bunu daha önce de bir video çekmiştim ben, size hatırlarsanız. Yani az önce yine şeyle karşılaştım. Bu Almanya'da çöp karıştırma işi, yani her ülkede var, çöpler karıştırılıyor. Tabii en profesyoneli Türkiye abi. Yani ben İstanbul'da kız kardeşimle kaldım bir süre. Hayret ettim aga, yani dışarıda yaklaşık bir çöp kutusuna 10 araba geldi. Yani 10 çöp arabası değil, 10 karton çöp toplayanlar, ayrıştıranlar. Neredeyse çöp arabasında bir şey kalmadı yani. Her şeyi ayrıştırdılar. Tabii bu biraz kötü yani, bu maalesef iyi bir şey değil aslında. Bu övünecek bir şey değil, bu kadar insanın çöplerden geçinmesi. Fakat burada abi az önce yine karşılaştım bir çöp toplayıcısıyla. Tabii hiç öyle Türkiye'deki profillerle hiç aklınıza çöp toplayıcı deyince Almanya'da şey gelmesin. Bu arada devletin resmi çöpçülerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Sokaklarda Türkiye'deki gibi çöp toplayanlar, işte teneke kutularını, kartonları, şunları bunları toplayanlar diye düşünün. Hani Türkiye'deki bir manzarayı düşünün, bir de buradaki manzarayı düşünün. Abi burada az önce gene gördüm, yaşlı bir amca son model Mercedes. Bak abartmıyorum ya, Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 700-800 bin lira civarı bir Mercedes'le çekmiş çöpün kenarına, topluyor, bagaja dolduruyor. Hatta ben başka bir video çekmiştim yine daha eski videolarımda. Yine böyle son model Volvo, hatırlamıyorum C60 mı X60 mı Volvo'nun hangi modeli, Jeep. Benim önümde parktayken gene gelmişti böyle bir tane abi, adam var ya, jilet gibi böyle beyaz gömlek, pantolon. Dedim ki, ilk geldiğinde görmüştüm adamı, çöp karıştırıyordu. Dedim ki herhalde bu, dedim bir gün önce dedim buradan, hani partiden martiden diskodan çıktılar, kafalar güzelken geldiler, durdular burada, bir şey düşürdü adam. Cüzdan müzdan. Ona bakıyor dedim herhalde, hani
birileri buldu da çöpe mi attı bilmem ne parayı alıp. Aklım ermedi çünkü hani o X60C60 mı X60 model bir Volvo'dan inip pırıl pırıl elbise, harika bir telefon, kolunda şey telefon, akıllı telefonlardan yani mümkünat yok insanın aklına gelmiyor çöp karıştıracağı. Abi o öyle o sefer geçti. Aradan 2-3 hafta geçti. Ben aynı yere tekrar geldim. Tekrar gene pauza için durdum. Aynı parka durdum. Aynı yerde yük boşalttığım için. Abi gene aynı adam geldi. Gene aşağı yukarı aynı kılık kıyafet, aynı lüks araba. Baktım adam ciddi ciddi profesyonel bir şekilde abi tır şoförlerinin attığı bira tenekelerini topluyor. Ve satmak için. Arkada böyle bagajını bir açtı. Arka bagaja şey yapmış. Ayrı ayrı bölümler koymuş. Cam için, işte plastik için, hepsi için ayrı ayrı yer koymuş. Ya abi kuvvetli ihtimal burada ciddi bir geçim kaynağı herhalde bu teneke kutular vesaire bilmem ne. Böyle ciddi ciddi bu işten geçinen insanlar var anladığım kadarıyla. Ya bir şey garip yani. Ülkenin çöpçüsü de zengin oluyor. Ülke zengin olunca hakikaten öyle bir anekdot olarak anlatayım dedim sizlere. Berlin'deyim abiler. Yükümü boşalttım. Donmuş ekmek vesaire bilmem ne unlu mamulleri. Yine her zamanki gibi bizim meşhur Frikospit diye bir firma var Berlin civarında. Oradan her zaman Polonya dönüşü yük alıyoruz. Oraya gidiyorum. Bakalım istikamet eve doğru mu olacak veya ev yakınlarında mı olacak göreceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kardeşler. Buyurun çikolataya. Red Bull. Çikolata, Red Bull, az uyku, bol çalışma, bol kahve ne yapar adamı? Çok hızlı öldürür. Meslektaşlarımızın yarısına başına gelen, yarısının başına gelen şey kalp krizi ve şeker hastalığı. Abiler yükleme bitti. 4,5-5 saat bekledim. Hiç bu kadar uzun beklemiyordum burada. Ya var ya bu navigasyona tav oluyorum arkadaş. Sürekli aslında öğretiyor bana galiba. Sürekli beni yeni yollardan götürüyor. Hiç gitmediğim bir yola daha soktu beni tekrar. Her zamanki gittiğim yolun aksine başka bir yoldan götürüyor beni. Bakalım nereye çıkaracak merak ediyorum açıkçası. Ya bu Almancılarla işimiz zor ya. Abi alışamıyorsun. Adam 30 yazan yerde 31 ile gitmiyor. 32 ile gitmiyor ya. 30 da gidiyor. Aga bizde de kan durmuyor işte yani. Alışmışız ya. Böyle bir hani polis yok. Sağında solunda sakinse her şey. Bas git hesabı. Duramıyoruz abi illa gaz basacağız. Önüme geçti 30'da amcanın biri. Hani bir tepki vermedim. Bir şey yapmadım ama. Ama abi şey yani. Hopluyorum yerinde yani. İşte. Maalesef o Türkiye'deki alışkanlık bir türlü 13-14. Yılıma girmeme rağmen hala devam etmekte. Yaz geldi. Vallahi ben yazı seviyorum. Şu yeşilliği, şu yolların, özellikle şu anda gördüğünüz yol benim en sevdiğim yollardandır. Bu, Çek yolu, Slovakya yolları, Romanya, Bulgaristan yolları da böyle manzarası güzeldir ama yolları berbat yani. Şu yol var ya bak pırıl pırıl asfalt, tertemiz. Yani o Bulgar'ın asfaltında o güzelim 2023 model Volvo'lar gidiyor geliyor. Türk arabaları canını bitiriyor, öldürüyor arabaları var ya yani. Sallanmadık vida bırakmıyor arabada. Abi burada araba jilet gibi akıyor ya, otoban gibi yol. Ve bu yol ücretsiz üstelik. Romanya'da ödüyorsun 30 euro, kim bilir şimdi ne kadar oldu. Bilmem Bulgar'da 100 euro. Ne diyeyim? Biz olmasak aç kalacaklar yemin ederim. Soyacak başka bir yer yok. Neyse ya. Az kaldı Polonya'ya. Anam radar varmış. 70. Allah'a. Dolan gene navigasyonla dolanıyoruz abi. Hoppa. Sağa bak, sola bak. Lan nerelere girdik biz böyle ya buradan? Soldan geliş yok, sağdan geliş var. Daracık sokaklara girdik. Yalnız her videoda söylüyorum abi, yeter artık söyleme diyeceksiniz de yani. Bak sevmiyorum yani Alman milletinin tabi tamamını değil ama çoğunlukla soğuk insanlar. Hakikaten soğuklar, sevmiyorum çok fazla. Buna rağmen yani abi düzen konusunda çok iyiler, çok titizler ya. Evleri, bahçeleri, caddeleri, sokakları çok temiz ya. Niye bu kadar temiz abi yani? Niye? Biz niye değiliz abi ya? İslam topluluğu olan
temizlik dini olan 5 vakit abdest alınıp temizlenen bir din mensubu olarak biz niye pisiz? Ya bunlar çok enteresan şeyler. Bunlara aklım ermiyor biliyor musun? Düşündükçe düşünüyorum, bir türlü de çözüm bulamıyorum. Yani sokağa işleyen, affedersiniz ya, bu adamlar öyle. Bildiğin köpekten hiçbir farkı yok. Yani %70'i sokağa işler. Daha dün mesela bir benzinlik değil de böyle park, otopark gibi yani. Niye ötüyorsun abi gaz verirken? Aşağıdan şey sesi geliyor da, disk. Ciyak ciyak. Daha dün mesela bir yerde duruyorum öyle park yeri hani. Durdum. Lavabo için durdum. Geç abi, geç. Geç abi, geçersin abi, geçersin abi. Ananı senin avradını gel. Karşıdan bir duman tutuyor da neyin dumanı çözemedim abi. Acayip kazalar olmaya başladı ya. Az önce bir tır komple kabin, ön kabin gitmişti. Yani ne oldu çözemedim. Evet, araba yanıyor. Maalesef. Yine başladık abi ya. Yazın, yaz geldikçe ne bu yanan? Ford. Ford. Yok, Mercedes lan. Mercedes cayır cayır yanıyor vallahi. Aa, yetişiyor şey. Polis. Daha yeni. Bak bizim de arka Dorse'de yangın tüpü yok. Söylemem lazım. Büyük bir yangın tüpü. 2 kiloluk, 3 kiloluk. Kesinlikle. Motorcu. Tabii siz kameradan çok net göremiyorsunuz. Az önce yanımdan bir motorcu geçti. Bir aracı takip ediyor. Arkasındaki araca sürekli işaret yapıyor. Ortadan gitme, sağa git diye. Ona baktım da. Yani bir yangın tüpü almak şart abi. Çünkü bak, adamın arabası yeni daha başlamış yanmaya. Belki ilk anda yangın tüpüyle müdahale edebilse idi, belki bu kadar yanmayacaktı. Belki küçük bir zararla kurtaracaktı. Üstelik eski bir Mercedes. Muhtemelen kaskosu da yok. Yani yazık, günah. İnsanın sermayesi çöp olup gidiyor. Hava çok güzel. 26-27 derece. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Bu benim şu bir aylık süreç içerisinde gördüğüm 4. yanan araba. Garip. Allah hepimizin sonunu hayır etsin.